Şimdi Hasan Cemal var telefon attığımızda. Bu ses kayıtlarını ve bu olayın ardından gelişenleri Hasan Cemal'le konuşacağız. Hasan abi merhaba. Merhaba Mirgün. Bilmediğimiz şeyler değildi bunlar. Kabaca nasıl olayın cereyan ettiğini, nasıl bir konuşmanın geçtiğini biliyorduk. Hatta Erdoğan Demirören ağladığını da itiraf etmişti o dönem Derya Saz'a, ama bunu insanın kulaklarıyla duyması tabii başka bir şey. Başbakanın hakaretleri, Erdoğan Demirören'in savunma gayretleri. Ne düşünüyorsun bu olayla ilgili? Vallahi Mirgün, her şeyden önce şunu söyleyeyim. Son derece biliyorduk bunun böyle olduğunu, ama bunu böyle karşılıklı olarak bir gazete patronuyla bir ülkenin başbakanı arasındaki bu konuşmayı dinleyince son derece hazin ve acıklı buldum bütün olanı biteni. Ve doğrusunu istersen hem mesleğim adına utandım, hem Türkiye'de siyaset adına utandım, hem Türkiye'de bir gazete patronunun bir başbakan karşısında düştüğü duruma son derece üzüldüm. Ve aynı zamanda şunu da bir kez daha belirteyim. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı gazeteden haber attırıyordu. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı mahkemeden çıkan beraat kararını bozdurmak için yargı bağımsızlığının canına okuyordu. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Danıştay Başkanı'nın kim olacağına dair karar veriyordu. Yine Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı bir ihaleyi değiştiriyor ve ihalete fesat karıştırabiliyordu. Ve bütün bunlar bir araya geldiği vakit, buraya geldiği vakit Türkiye'de sadece bu kasetle birlikte Türkiye'de bağımsız medya olmadığını, özgür medya olmadığını bir kez daha görmüş bulunuyoruz. Bir başbakan telefon ediyor bir gazete patronuna. Gazetenin manşetinden dolayı yerden yere vuruyor, gazeteyi öyle yapıyor. Gazetenin genel yayın yönetmenine en ağır hakaretleri ediyor. Ondan sonra gazeteyi yazan, haberi yazan muhabire en ağır hakaretleri ediyor. O kadar ki bu hakaretler karşısında ağlayan bir gazete patronu var. Bundan daha hazin, acıklı bir şey olamaz. Onunla da yetinmiyor. Gazete patronu, hiç merak etmeyin, ben gerekeni yapacağım diyor. Gece yarıları kendi Ankara temsilcisini başbakanın ayağına yolluyor. Başbakana bunun bu haberin kaynağının kim olduğunu olabileceğine dair hiç merak etmeyin, ben sizi bunu bulacağım diyor. Ondan sonra tekrar en sonunda başbakan olmadık bu hakaretlerden sonra bu süreç devam ediyor. Bu sürecin devamı da şu: yani bir tarafta medya ayaklar altına alınıyor, bizim gazetecilik mesleği ayaklar altına alınıyor. Bunu ayaklar altına alan bir tarafta gazetenin patronu, bir tarafta da Türkiye'nin başbakanı. Her ikisi de bizim mesleği ayaklarının altına alıp çiğniyorlar. Böyle bir ülkede bir başbakan medyaya bunu yapabiliyorsa, bir gazete patronu bunu yapabiliyorsa, tekrar ediyorum, aynı gazete patronu başbakan haber attırıyor, program televizyonda sansürlüyor, bununla da yetinmiyor. Ondan sonra bir gazete, Türkiye'nin en önde gelen iş adamlarından biri hakkında mahkemeden çıkan beraat kararını bozdurmak için yargıya Adalet Bakanı aracılığıyla müdahale ediyor. Bununla da yetinmiyor. Koç grubu hakkında kalkıyor, aldıkları bir ihaleyi, Gezi'den dolayı Koç grubuna kızdığı için o ihaleyi bozduruyor. O ihalenin fiyatı konusunda, yolu yordamı konusunda neyin nasıl yapılması gerektiğine dair Metin Kalkavan'a işaret veriyor, yol gösteriyor. Bunların hepsi tek tek ele alındığında hepsi anayasal suçlardır. Şimdi bunu bir kenara koyuyorum. Bu Milliyet Gazetesi'nde yaşanmış olan olay,
Ertesi gün şöyle devam etti. Evet, bunun devamı var çünkü. Yani devamı bilmiyorum, kulaklarımızla bunu da duyacak mıyız? Bu ses kaydında duyacak mıyız ama bunun onu devamı bilmiyorum. Var. Senin o görevden kaydında, yani senin işten çıkarılmanla sonuçlanan bir süreç başlamış oluyor oradaki, böyle. Oradaki süreci de biliyoruz biz nasıl olduğunu. Derya Sazak da en başta o bilir. Derya Sazak bana bu olayı telefon edip söyledi o zaman. Dedi ki Erdoğan Demirören beni aradı ve hiç bu kadar ağır, benim hayatımda kimse benimle bu kadar ağır konuşmadı ve ben bu konuşmadan sonra ağladım telefonu kapattıktan sonra diyor Derya Sazak. Fakat burada anlıyoruz ki telefonu kapatmadan önce ağlamaya başlamış. Son derece hazin bir olay tabiatıyla bu. Arkasında ne oldu? Ertesi gün benim yazım çıktı. Yani bu olay bir gece önce yaşanıyor. Ertesi günde benim yazım çıktı. Ben Başbakan Erdoğan'ın bu kadar ağır hakaretler ettiği haberi gazetecilik açısından bir başarı olarak kabul ettiğimi ve bu gazeteciliği, Milliyet'in yaptığı bu gazeteciliği hem genel yayın yönetmenini hem gazetenin muhabiri Namık Durukan'ı savunarak açık bir yazı yazdım. Dünya şeyinden de örnekler verdim. Ve aynı zamanda şunu da belirttim. Dedim ki, ey başbakan, siz memleketi yönetirsiniz. Biz gazeteciler de gazete çıkarırız, gazete yaparız. Herkes bu konuda kendi işine baksın diye de bir cümle koydum. Sabahleyin seyahate gidecek başbakan, işte bir yerde bir meydan mitingi var, orada da konuşacak. Uçağı beklerken ya da uçağın içinde beklerken bu yazıyı okuyor. Başdanışmanı Yalçın Akdoğan'ı çağırıyor. Ya diyor, biz ne dedik bu Erdoğan Demirören'e dün? Bak ne yazmış Hasan Cemal. Ara yine diyor Erdoğan Demirören'i. Bir süre sonra Erdoğan Demirören yine cep telefonuyla bağlanıyor başbakana. Ve başbakan diyor ki, yahu kardeşim sen böyle böyle dedin, özür diledin. Bak yazarın ne yazıyor hala ve diyor ki herkes kendi işine baksın diyor. Yine nasıl bir üslup içinde konuştuğunu bilmiyorum. Telefon kapanıyor. Uçakla birlikte gittiği yere gidiyor. Orada konuşmasını yaparken de bak ne diyorlar diyor. İşte herkes kendi işine baksın, gazeteciliğini yaparız, biz de bilmem ne yaparız deyince arkasından da batsın bu gazeteciliğin diyor başbakan. Bu konuşmayı da dinledikten sonra Erdoğan Demirören genel yayın yönetmeni Derya Sazak'ı arar ve der ki, ya gördün mü, bu Hasan Cemal'i at der. Bundan sonra benim tatil sürecim başladı ve tatil sürecinin zorunlu tatil sürecim başladı. Bu aşağı yukarı 2 hafta sürdü. 2 haftanın sonu gelirken ben daha fazla bekleyemeyeceğim. Ya bu yazıyı koyarsınız ya da ben gidiyorum dedim. Ve benim yazım konmadı. Ben de ağasmaldık dedim gazeteden. Bu arada bunu şu ya da bu şekilde çok ayrıntıya inmeden de anlattığım bu böyle büyük bir tepki yaratınca bizim dünyamızda ve siyaset dünyasında Başbakan Erdoğan benim bu işle bir ilgim yok dedi. Ve birçok kendisine yandaş kalemlerde ya Başbakan atmamış ki ne ilgisi var dediler. Ama ondan gerçeği sonra, şimdi bu konuşmada duyduk. Şimdi neyin ne olduğu çok açık bir şekilde ortadadır. Nitekim Derya Sazak da kitabı dolayısıyla verdiği mülakatlarda çok açık söyledi. Medya Radar'da bir cümlesi var. Başbakan Erdoğan Demirören'i aradı. Fena halde haşladı. Panikledi Demirören. Bana telefon etti. Hasan Cemal'i at dedi. At dedi. Ve bunun üzerine benim o süreç başladı. Yani olay budur. Ama kendimi bir kenara koyuyorum. Bu vesileyle bunu anlatmış oldum. Ama bir nokta çok çok açık.
ve hazin, o da şu: Türkiye'de yargıyı, yargı bağımsızlığını hiçe sayan bir başbakan var. Hiçe saydığı gibi medya bağımsızlığını da hiçe sayan bir başbakan var. İhale düzeninin şeffaflığını da hiçe sayan bir başbakan var. Böyle bir başbakanla, başbakanın bir medya patronuna telefon edip ona, onu ağlatacak kadar hakaret etmesi korkunç bir şeydir. Bunun anlamını ileride daha çok anlayacağız. Ama tekrar ediyorum, mesleğim adına ve bu siyasetçiler adına ve bu gazete patronu adına sonsuz hüzün duyuyorum ve buna da tepki, müthiş tepkiliyim. Biraz da sesim o yüzden titriyor galiba. Tekrar ediyorum, Türkiye bugünleri aşacaktır. Medyası da özgür olacaktır. Yargısı da bağımsız olacaktır. Bu konuda hiçbir kuşkum yok. Türkiye bu günleri aşar. Ama şunu da söyleyeyim: yargı bağımsızlığını hiçe sayan, medya bağımsızlığını, özgürlüğünü hiçe sayan bir başbakan da Türkiye'de demokrasi kapıyı çaldığı vakit Yüce Divan önünde hesap vermekten kurtulamayacaktır. Şunu da söyleyeyim, ben AK Parti'nin içinde de başbakanın bu tavrını benimsemeyen ciddi, sağduyu sahibi çok insan olduğuna inanıyorum. Sadece bu konuşma bile bir başbakanın demokrasiydi, hukuktu, nedenli her şeyi hiçe saydığını, ayaklar altına aldığını, bütün değerleri göstermektedir. Allah Türkiye'ye kolaylık versin diyerek noktalamak istiyorum konuşmamı. Hasan Cemal, çok teşekkür ederiz. Bu telefon kaydından sonra olanları bize anlattığınız, özetlediğiniz ve yorumladığınız için hemen hatırlatalım. Bu telefon konuşmasının ardından önce Hasan Cemal işini kaybetmişti. Köşe yazılarına son verilmişti. Ardından da Can Dündar gibi başka bir köşe yazarı, Derya Sazan kendisi, yayın koordinatörlüğünü yürüten Tahir Özyurtseven, ki gazetenin 30 yılı aşkın süreyle mutfağını yöneten kişiydi, bu isimler gazeteden ayrılmak zorunda kaldı. Erdoğan'ın bir telefon konuşması Milliyet gazetesinin kimyasını işte böyle bozdu. Her şey devam edecek.